Ve yerel seçimlere yaklaştıkça, süre kısaldıkça da tabii ki rekabet artacak. Rekabet arttıkça da açıklamalar artacak. Açıklamaların sayısı artacak. O açıklamaların bir yenisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'dan geldi. Dün İstanbul'daydı Bilal Erdoğan. Bir etkinliğe davetliydi İstanbul'un Bahçelievler semtinde ve burada da kendisi 2024 yerel seçimleriyle ilgili İstanbul üzerinden önemli mesajlar verdi. Hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan daha 28 Mayıs akşamı resmi sonuçlar açıklanmadan Cumhurbaşkanlığını kazandığını anladığı an hedef olarak İstanbul, Ankara ve diğer kaybedilen büyük şehirleri koymuştu. Ve 6 ay kala bu tartışmaya oğlu Bilal Erdoğan da katıldı. Daha önce de damadı yine İstanbul'la ilgili bir açıklama yapmış ve ne yapıp ne edip İstanbul'u mutlaka alacağız demişti. İşte iktidar hiç şakam yok diyor adeta. Ailece yapıyor artık açıklamaları. Damat, oğlu, belki yarın eşi, kızı. Zira çok önemli İstanbul ve Ankara, başta İstanbul. Bir sevda diyor Bilal Erdoğan İstanbul için ve diyor ki biz İstanbul'u mutlaka alacağız. Nasıl bir hizmet geldi Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından İstanbul'a? O hizmet geri gelecek. Hedefimiz, gayemiz, emelimiz, en büyük arzumuz İstanbul'u almaktır diyor. Tabii önemli bir açıklama bu. Yani Bilal Erdoğan'ın açıklaması bence önemli. Neden derseniz ailece böyle bir açıklama yapmaları İstanbul üzerinden İstanbul'u ne kadar önemsediklerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdi şöyle bir sınırlarımızın dışına çıkalım. Dünyada neler oluyor bir bakalım. Saat başına Burak Tatari burada olacak ve dünyada olanı biteni daha ayrıntılı anlatacak. Ama Birleşik Devletler Başkanı Trump'la ilgili bir haber var sırada. Bir törende Trump'la ilgili çok önemli bir benzetme yapıyor Genelkurmay Başkanı. Diyor ki diktatör bozuntusu Trump için Joe Biden da kendisinden sitayişle söz ediyor. Ayrıntılara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı'nın Trump'a yönelik olduğu iddia edilen sözlerini konuşuyor. Amerikan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, görev süresi 1 Ekim'de sona erecek. Görevi Amerikan tarihinin ikinci siyah Genelkurmay Başkanı olacak Brown'a devredecek. Milley emeklilik töreninde konuştu. Diktatör özentisi imasının eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a gönderme olduğu şeklinde yorumlandı. Biz bir ülkeye, bir kabileye, bir dine bağlılık için ant içmiyoruz. Bir krala, kraliçeye ya da tirana diktatöre bağlılık yemini etmiyoruz. Bir diktatör özentisine bağlılık yemini etmiyoruz. Trump geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Başkanı'nı bilgisi dışında Çinli mevkidaşıyla görüşmesini eleştirmişti. Milley'in emeklilik töreninde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da konuştu. Milley hakkında övgü dolu sözler söylerken onun askeri kariyerini ve vatanseverliğini övdü. Biden Kongre'de yeni bütçe üzerinde anlaşma sağlanamamasına değindi. Federal hükümetin kapanma riskinin herkesi olumsuz etkileyeceğini söyledi. Aşırı yağışlar, sağanak yağış New York'ta hayatı felç noktasına getirdi. New York valisi yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan etti ve mecbur kalınmadıkça sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinden. Birkaç gündür etkili olan yağışlar şiddetini artırdı. Selle mücadele için New York'ta olağanüstü hal ilan edildi. New York'ta şiddetli yağışlar bazı hatlarda metro ulaşımını engellerken yağmur sularıyla mücadele etmek için New York valisi kararını açıkladı, o hal ilan etti. Yetkililer vatandaşları su taşmış yollara girmemeleri konusunda uyardı. Bodrum katında yaşıyorsanız daha yüksek bir yere taşınmaya hazır olun dedi. Meteorologlar yağışların süreceğini söylerken bazı kesimler içinse sel uyarısı yapıldı. Kentte 3 havalimanında aksamalar yaşanmaya devam ediyor.
New York'un dışında geçen haftayı yağışla geçiren New Jersey ve Connecticut'ta da sel baskını uyarısı yapıldı. Tam 1000. gününe girdi Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum itirazı. Ne olmuştu? Cumhurbaşkanı Erdoğan kayyum kararı alarak Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Mehmet Melih Bulu'yu görevden almış, yerine Naci İnci'yi getirmişti. İşte tam 999 gündür öğrenciler ve akademisyenler buna itiraz ediyor, seslerini yükseltiyor. Demokratik hakları çerçevesinde de protesto ediyorlar. Akademisyenler dün rektörlük binasına yürüdü, ardından sırtını döndü. Bu arada emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Gülsoy üniversite kapısından içeriye alınmadı. İşte 1000. gününe giren Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum itirazı. Boğaziçi 1000 gündür kayyuma direniyor. Erdoğan'ın üniversiteye rektör atamasıyla başladı her şey. Melih Bulu görevden alındı, yerine Profesör Doktor Naci İnci atandı. Öğrenciler ve akademisyenler için bir atama değildi bu. Rektörün seçimle belirlenmesini istiyorlardı. Direnişi seçtiler. Üniversitemizde rektör yardımcılığı görevini kimsenin kabul etmemiş olması bu kolektif iradenin başarısıdır. Öğrenciler ve mezunlar kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyerek arkalarını rektörlük binasına döndü. Üzerinden 33 ay geçti. Bugün direnişin 1000. günü. 999 günde ise akademisyenler sırtlarını 678. kez rektörlük binasına döndü. Özerk, Özgür, Demokratik Üniversite yazılı dövizler eşliğinde. Can Candan, Mohan Ravichandran ve Tolga Sütlü fotoğrafıyla Boğaziçi Üniversitesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Gülsoy içeri alınmadı. İnci geldi. Kayyum yönetim ve muhalif akademisyenler bir bir görevinden edildi. Can Candan, Mohan Ravichandran ve Tolga Sütlü hukuki karşılığı olmayan gerekçelerle akademiden uzaklaştırıldı. Gidecek misiniz? İstifa edecek misiniz? Evet ya da hayır. Kampüste silahlı ve sivil polis varlığı da devam ediyor. Giriş çıkışlarda da sıkı denetim. Öğretim üyeleri, emekli akademisyenler ve mezunlardan oluşan 150 kişilik bir grup, yönetime eleştirileri sebebiyle kara listeye alındıkları için kampüslere giremiyor. Vazgeçmiyoruz. Rektörlük öğrenci protestolarından çekindiği için 3 senedir toplu mezuniyet töreni de yapılmıyor. Mezuniyet töreni düzenlemeyi öneren öğrenciler mezun kartlarının iptal edilmesi tehdidiyle karşılaşıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yerel yönetimler çalıştayında konuşuyor. Bir kulak verelim, ardından konuğumuz bizi bekliyor. Halka hizmet etme aracıdır. Eğer siz siyaseti zenginleşme aracı olarak görürseniz ülkenin sorunları çözülemez. Şimdi kadim bir kentteyiz. Dünyanın en güzel kentlerinden birisindeyiz. Şanlıurfa'dayız. Peygamberler diyarındayız. Adaletin ne olduğunu, ahlakın ne olduğunu, erdemin ne olduğunu, faziletin ne olduğunu bilmesi gereken ve bilen bir kentteyiz. Yerel yönetimlerle ilgili ilk çalışmayı burada başlatmamızın da bir nedeni var. Siyasette ahlakı burada anlatacağız. Kadim bir kentteyiz çünkü biz. Peygamberler kentindeyiz biz. Sevginin, dostluğun, hasretin giderildiği bir kentteyiz biz. O nedenle Şanlıurfa sadece bizim açımızdan değil, sadece Türkiye açısından da değil, dünya açısından da, dünya siyaset tarihi açısından da, dünyanın kültürel yapısı açısından da çok önemli ve kadim bir kenttir. 12 bin yıl Göbekli Tepe ile beraber insanlık tarihi 12 bin yılı geriye gitti. Yani 12 bin yıl öncesini de Şanlıurfa'da biz öğrenmiş olduk. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın dünya tarihinde de insanlık tarihinde de değerli bir yeri vardır. Peygamberler diyarı diyoruz Şanlıurfa'ya. Hazreti Eyüp'ten Hazreti İbrahim'e,
Hazreti Şuayb'dan Hazreti Yakub'a kadar 14 peygamberin bu topraklardan geçtiğini tarihçiler söylerler. 14 peygamber. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın dünya tarihinde bu açıdan da, bu bağlamda da önemli yeri vardır değerli arkadaşlar.